Herkese merhabalar, Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Asri lastik modelimi anlattım ve hemen sizlerle hırkamın yapılışına geçiyorum. Baktınız ki örülmüş bir şeyler var burada, sakin olun arkadaşlar. Hep bildiğimiz yaptığımız bir model olduğu için sizlerle sayıları paylaşacağım. O yüzden de ben ön çalışma olarak arkayı ve önü ördüm. Diğer önü de sizlerle paylaşacağım. Malzemelerimiz nedir? Alize Süperlana Maxi kaç? 599 renk kodu ve 7 numara misinalı şiş kullanacağım. Siz dilerseniz normal şiş de kullanabilirsiniz. Ben misinalı kullanacağım. 3 tane yumağa ihtiyacımız olacak hırkamızın yapımında arkadaşlar. Şişimize önler için 20'şer ilmek atıyoruz. 20 sağ kanat için, 20 sol kanat için. Ve toplamda ben şöyle sizinle de paylaşayım. Ben toplamda saydığımız zaman şöyle 52 sıra ördüm arkadaşlar. 20 ilmek başladım, 52 sıra ördüm. Yalnız yaka kesmemizi nerede yaptık arkadaşlar? Şimdi şöyle başladık, ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. sırada 20. sıramızı örüp 21. sırada yaka kesmelerimizi yapmaya başladık. Önler için şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 13 ilmeğimiz var. Şişimizde. Şimdi zaten diğer parçayı yaparken sizinle de paylaşacağım. Biz sola kesmemizi yapmış olduk. Çiçekli hırka videomda arkadaşlar, hani bu kesmeleri nasıl yaptınız diye bilmeyen arkadaşlarım olursa çiçekli hırka videomda görebilirsiniz. Şimdi ben bu parçaları ördüm ama birleştirmedim. Neden? O detay da çiçekli hırka videomda mevcut arkadaşlar. Şöyle ki ben omuzda dikiş yapmıyorum. Bu kısımları ördüm. Şimdi bu parçamı da örüp ardından omuzları birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi örgüde burada çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Sürekli yaptığımız bir hırka modeli olduğu için. Sizinle daha detaylı kısımda, yani modelimizin uygulanacağı kısımda fazla zaman harcamak istiyorum. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Toplamda 8 sıra asri lastiğimi yaptım. 20 sıra örüp geleceğim arkadaşlar. 20 sıra ördükten sonra sağa doğru kesmelerimizi yapacağız. Ben sola kesmeyi yaptım. Dediğim gibi çiçekli hırka videosu kanalımda mevcut. Oradaki hırka detaylarından omuz birleştirmeyi, ondan sonra yaka kesmeyi birebir aynısını yapabilirsiniz. 20 ilmek başlıyorum. 20 sıra örüyorum ve yaka kesmelerimi yapmaya başlıyorum. Toplamda 52 sıra örüyorum. 52 sıra örünce şişimde de 13 tane ilmeğim kalıyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen burada 20 sıra örüp geliyorum. Daha önce ben bir parçamı örüp gelmiştim. Sol kesmeyi yapmıştık. Şimdi sağ kesmeyi birlikte yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kesmelerle ilgili sıkıntısı olan olursa şayet çiçekli hırkalar şeklinde videolar mevcut. Orada kanalımda bulabilirsiniz. En son paylaştığım detaylı anlatımda omuz birleştirmeyi, kesimleri çok net bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi şişimde 3 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum arkadaşlar. Kesmiyorum, örüyorum. Şimdi kesmede aklım olunca şimdi bu şekilde 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün ters yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. 20 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu sırayı da ördükten sonra arkadaşlar düz yüzümüze geçince örgümüzün düz yüzünde kesme işlemi yapmayacağız. Ve tekrar ters yüzümüze geleceğiz. Tekrar ters yüzümüzde de herhangi bir işlem yapmayacağız. Yani iki sırada bir kesme işlemi yapacağız. Yani düz sıralarımızı sayarsak her iki sırada bir kesme işlemi yapmış olacağız. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Burada herhangi bir kesme işlemi yapmayacağım. Arkada da herhangi bir kesme işlemi yapmayacağım. Tekrar düz sırama geleyip şişimde 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane düz öreceğim. Tekrar ters öreceğim. Sonrasında ise ikinci düzde şişimde 3 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi örüp geliyorum. Şişimde 3 ilmeğim kaldı. Yine bakın soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Bir düz ördüm. Arkadaşlar şimdi bu şekilde
iki sırada bir kesme yapacağız. Yani iki düz sıramızda bir kesme yapacağız ve toplamda şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz kalacak ve toplamda şöyle arkadan saydığımız zaman 50 sıra örmüş olacağız. Ben şimdi kalan ilmeklerimi de öreceğim. Ardından omuz kısımlarını birleştireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, hırka video detaylarını çiçekli hırka videomda bulabilirsiniz. Çok da detaylı bir şekilde anlattım. Oradaki sayılarla buradaki sayılar farklı ama ona dikkat edin arkadaşlar. Biz buradaki sayılara göre bu hırkamızı yapıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz hırka 2 yaşa uygun olacak inşallah. Şimdi ben dediğim gibi arkadaşlar omuzları da birleştirip geleceğim. Kol ilmeklerini kol sayısına birlikte yapacağız. Ben şimdi kesme işlemimi tamamladım ve geldim. Arkadaşlar ben şöyle bir yanılgıya düştüm. Artık bu hırkalardan o kadar çok örmekten bazen sayıları karıştırabiliyorum. Şimdi 52 sıra öreceğiz demiştik. 52 sırada 13 değil 12 tane ilmeğimiz kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kalıyor. 13 de kalsa olur, bir sıkıntı olmazdı. Ne olurdu? 13'ü şurada kestik, düz devam ederdiniz arkadaşlar. 13 bırakırsanız toplamda 8 sıra düz örmüş olurdunuz. Onun yerine ben bir tane daha şurada kesme işlemi yapmış oldum. Bir de sizinle şöyle kontrolünü sağlayalım buranın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32... 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi artık omuzlarımızı dikmeden birleştirip geliyorum. Kol ilmeklerimizi birlikte alacağız. Bu hırkamız 2 yaşa uygun olacak. Arkadaşlar şöyle omuzlarımı birleştirdim ve geldiğim detaylarım dediğim gibi çiçekli hırka videomda var. Şöyle bir göz kararı tutuyorum. Ve göz kararı bir ilmek çıkartmaya başlıyorum. Nasıl yapıyorum onu da şöyle küçük boşluktan batıyorum. Göz kararı yapacağım. Neden göz kararı yaptığımı da sizinle paylaşacağım. Küçük boşluğa battım. Bakın arada bir büyük boşluk var. Ona batmıyorum. Tekrar küçük boşluğa batıyorum. Büyük boşluğa batıyorum. İki defa küçük boşluğa batacağım. Bir, iki. İki küçük boşluk, bir büyük boşluk. 2 küçük boşluk, 1, 2, şimdi büyük boşluk, 1, 2 ve büyük boşluk. 2 defa küçük boşluk, 1, 2, büyük boşluk, 2 defa küçük boşluk, 1, 2, büyük boşluk. 2 defa küçük boşluk, 1, 2. Şimdi arkadaşlar şurayı bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 olmuş burası. Bakın buraya dibe batmayacağım. 20 olmuş. Şöyle bir şey yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şöyle bir taneyi çıkartıyorum sondan arkadaşlar. Böylelikle alttan saymak yerine tam buranın kolun hizasına göre hareket etmek daha mantıklı geliyor bana. Hemen yine aynı mantıkla... Şimdi bir büyük boşluğa batıyorum. İki defa küçük boşluğa batıyorum. Hiç bozmuyoruz ama arkadaşlar. Aynı mantıkla devam ediyoruz. İki tane küçük boşluk. Bir büyük boşluk. İki tane küçük boşluk. Bir büyük boşluk. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 2 tane küçük boşluk 12, 1 büyük boşluk 13, 2 tane küçük boşluk 15 edecek, 1, 2, 15 etti, 1 büyük boşluk 16, 17, 18, bakın 19 ve aynı hizaya denk geldi. Bu şekilde arkadaşlar kol çıkarmayı daha basit bir hale getirmiş olduk. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şimdi biz kaçıncı sıradan çıkartmışız? Denkliğini bir sağlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. sıradan çıkardık. 27. sıradan çıkarmışız. 26, 27. sıradan çıkarmışız arkadaşlar. Şurada kontrolünü sağlayalım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Aynı şekilde birebir denk geliyor arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda. Şimdi ise toplamda 37 sıra düz örgü öreceğim arkadaşlar. 37 sıra öreceğim. 38. sırada kol lastiği için eksiltmelerimi yapacağım. Tekrardan cilveli lastiğimi yapacağım. Cilveli lastiğimden sonra da diğer kolu da birebir aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben lastik aşamasına gelene kadar 37 sıra örüp geliyorum. Şimdi ben kol çalışmamı yaptım ve geldim. 37 sıra kolumu ördüm. Şöyle arkadan saydığım zaman 37 sıra ördüm. Şu an 38. sıramdayım. Ne yapıyorum? Baştaki ilk ilmeğimi ters olarak alıyorum. Şişime boş olarak aldım, örmedim. Sonra ipimi arkaya atıyorum. Bakın burada ne yapıyoruz? Normalde bu şekilde keserdik ama bu şekilde iki ilmeği birlikte öreceğiz ve asri lastik yapmaya devam edeceğiz. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın arkadaki birikleri kullanıyorum. Önden değil, arkadan. Ve normalde bu şekilde alttan ilmek alırım. Üstten ipimi atıyorum ve iki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Hem kestim hem lastiğimi yapmaya başladım. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Ardından örgümüzün ters yüzünde tekrardan görüşelim. İlk ilmeğimi boş ve ters olarak alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın önden değil arkadan ve üstten ipimi atıyorum. Öne geliyorum. İpimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Tekrar düzümü arkadaki biriti kullanarak örüyorum. Yani arkadaşlar asri lastik yapmaya burada devam ediyoruz. Aynı şekilde yakada da birebir aynı işlemi yapacağız. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çiçekli hırka videomdaki 0-3 ay olan videomdaki gibi ne yapacağız? Birazdan yaka alırken de arkadaşlar 2 tane küçük boşluk, 1 tane büyük boşluk şeklinde tüm yaka ilmeklerini alacağız. Dediğim gibi o videodan da faydalanabilirsiniz. Burada tek tek detaylarını paylaşmayacağım. Çünkü daha önce birkaç kez çekildi bu. Sadece sayılarımız farklı ama yakayı da alırken arkadaşlar, yaka ilmeğini de alırken de çok bir şey değişmeyecek. İki küçük boşluk, bir büyük boşluk şeklinde bütün ilmeklerimizi alacağız ve orada da yine aynı şekilde asri lastik yapacağız. İlmek alma kısmını atlayacağım arkadaşlar. Birkaç başlangıçta hani asri lastik başlangıcı olarak sizinle paylaşacağım. Ardından da hırkamızı tamamlamış olacağız ve hırkamızı süsleme kısmına geçeceğiz. Asıl olay hırkamızı süsleme kısımlarında. Ben şimdi bu şekilde lastik çalışmamı tamamlayacağım. Birini tamamladım hatta. Şöyle sayalım kaç sıra olmuş. 2, 4, 6, 8, 9. sırada hem örmüşüm hem kesmişim arkadaşlar. Kolu bir tık büyük tuttum. Bilerek büyük tuttum. Yakayı da aynı şekilde yapacağım. Biraz daha böyle gösterişli tok dursun istediğim için böyle yaptım. Şimdi ben kolumu diğer kolumda bitirip geliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yaptık arkadaşlar. 9. sıramızı yapacağız ve bir yandan da kesme çalışmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi ters olarak boş aldım. İpimi arkaya attım. Bir tane düz öreceğim şimdi. Şöyle şurayı düzelteyim. Düz. Yine aynı şekilde bakın. Arka biriti kullandım ve gerideki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya attım. Yine pardon şöyle gerideki ilmeğimi üzerinden atlatacağım öncelikle. Şimdi bir tane daha düz öreceğim. Düzümü ördüm. Gerideki ilmeğimi atlattım. Yani normal asri lastik, cilveli lastik çalışmamıza devam ederken bir yandan da gerideki ilmeği üzerinden atlatarak kesme işlemimizi tamamlamış olacağız. Yani bakın önden almıyoruz yine kesme yaparken. Aynen cilveli lastiğimizi ördüğümüz gibi devam ediyoruz ve bir yandan da kesme işlemimizi yapıp
kol kısmımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar biraz ipimizi keserken de biraz uzun bırakalım ki dikiş için koldaki iplerimizi kullanabilelim. Onu unutmayın. Ben şimdi sıra sonuna kadar kesme işlemimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar bitirdim ben şimdi. Bakın uzun bir ip bırakıyorum dikiş için. Şöyle bir 60 santim kadar bir ip bıraktım. Şu son düğümümüzü de atalım. Ve kollarımız da tamam. Şimdi hırkamızın yaka kısmı kaldı. Hemen 1-2 ilmek şöyle göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla bu kısımlarda detay vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi sürekli çektiğimiz hırkaların videosunda birebir aynı nasıl ilmek aldığımız. Yine ilk sırada birkaç defa ilmek almayı sizinle paylaşacağım. Lastik kısmını sizinle paylaşacağım. Şimdi olabildiğince şöyle dipten alacağım ilmeğimi. İlk ilmeğimi. Şöyle ilk sıradan aldığınız zaman arkadaşlar kötü duruyor. O yüzden sanki böyle dışarıya yana duracakmış gibi ilk ilmeği tepeden alıyorum. Şimdi burada lastik kısmında büyük boşluk ve küçük boşluklardan her denk gelen ilmekten ilmeğimi çıkartıyorum. Hem büyük boşluk hem küçük boşluktan ilmeğimi çıkardım. 2, 4, 6, 7 tane oldu arkadaşlar. Bakın hemen ilk küçük boşluğuma battım. İkinci küçük boşluğuma battım. Ve üçüncü büyük boşluğa battım. 2 tane küçük boşluk. 1, 2, 1 tane büyük boşluk. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi diğer kısma kadar alıp gelelim. Ardından düğme kısmında da yardımcı olacağım. Burada lastik çalışmasına birlikte başlayalım. İlmeklerimi aldım ve geldim. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi ters olarak başlıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yine asri lastik şeklinde arkadaşlar. Arkadaki biriti kullanacağım ve ilmeğimi üstten atıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Ve ilmeğimi yine üstten atarak bir ters bir düz şeklinde devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde toplamda bu ilk sıramız düz sıramızı da öreceğiz. Tekrar ters sıramıza geldiğimizde ilik çalışması olacak. O ilik çalışmasını da birlikte yapalım arkadaşlar. Burası birinci sıramız. İlmek aldığım sırayı saymıyorum bakın. Burası ilk lastik yapmaya başladığımız sıramız. Birinci sıramız. İkinci sıramız örgümüzün düz yüzü oluyor. Örgümüzün düz yüzünde ikinci sıramızı öreceğiz. Tekrar ters yüzümüze geldiğimizde bu sıraya geldiğimizde birlikte ilik çalışması yapacağız. Ve ardından hırkamızı bitireceğiz arkadaşlar ve hırkamızın süsleme kısmına geçebileceğiz. Ben şimdi ilik çalışması yapacağımız yere kadar lastik çalışmamı yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi 3. sıramdayım. Hemen ne yapıyorum? Baştaki ilmeğim ters boş olarak aldım. Arkaya ipimi attım. Yine asri lastiğimizi bozmadan asri lastiğimizi örer gibi bir ters bir düz ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi 4 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir tane doluyorum. İlk ilmeğim değil de ikinci ilmeğime göre kesme çalışması yapıyorum. Bakın burada ne? İkinci ilmeğim düz. O yüzden şöyle yine arkadan asri lastiğimizi yaptığımız gibi aynı şekilde kesme çalışmamı da aynen yapıyorum. Bakın ilik yerim oluştu. İpimi öne aldım. Kesme ilmeğimi de sayıyorum. 1, İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim düz. Dördüncü ilmeğim ters. Beşinci ilmeğim düz. Altıncı ilmeğim ters. Yedinci ilmeğim düz. Arkadaşlar şimdi sizin sayınız benimkinden farklı olabilir. Hiç problem değil. Şimdi bu kısmı da anlatacağım size. Bakın doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Kesme ilmeğim de dahil 2, 4, 6, 7 tane ördüm. 7 tane ördükten sonra yine 1 tane doladım. 1. ilmek değil 2. ilmeğe göre kesme yapıyoruz. 2. ilmeğim düz olduğu için yine asri lastik yapar gibi kesme çalışmamı yaptım. Bu ilmeğimi 1 sayıyorum. Bu 1. 2. ilmeğim ters. 3. ilmeğim ters.
düz, dördüncü ilmeğim ters, beşinci ilmeğim düz, altıncı ilmeğim ters, yedinci ilmeğim düz ve düz olarak örüyorum. Hemen bir doluyorum. Bakın birinci değil, ikinci ilmeğime göre kesmemi yapıyorum. Düz yani o da. Bu şekilde ilik çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ilik çalışması yaparken nasıl yaptım arkadaşlar? Bakın ilk kesme yerim, tam ilk kesme yerim baz aldım arkadaşlar. Baştan 4 ilmek ördüm ve kesme yerimle 4 ilmeğin arasına 3 tane ilik çalışması yaptım. Aynı şekilde siz sayılarınız birebir aynı olmasa da mesela kesme ilmeğimle birlikte sizin 6 kalabilir, 8 olabilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Önemli olan bu ilk kesme yaptığımız ilmeğimizden baştaki 4 ilmek arasında ilik çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Yaptık. Önemli olan oydu. Dengeli, düzenli bir ilik görüntüsü oluşturmak için ilk kesme ile 4 ilmek arasında kesmemizi yaptık. Ben şimdi arkadaşlar toplamda kaç sıra olacak? 6 sıra, 7. sırada hem örüp hem keseceğim. Şimdi ben kalan kısımları da örüp geliyorum. Birazdan farklı bir şey yapacağız. Onu da hatta size şöyle söyleyeyim. Bir tane Alize Baby Best 310 numara kullandım. Bir tane kartopunun kahverengi tonlarında bir ipini kullandım. Ve bir tane de tığa ihtiyacımız olacak arkadaşlar şimdi. Artık ondan sonra süslemelerini yapacağımız için. Hırkanın bir tarafında işleme olacak ama dilerseniz siz o işlemeyi yapmayabilirsiniz. Bir tarafında işleme yerine sadece bir ayıcık olacak. Ayıcığın yapımı zaten YouTube kanalımda var. Birebir aynısını yapabilirsiniz. Ya da kendi bildiğiniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi lastik çalışmamı tamamlayacağım. Hatta hırkamı da dikip öyle geleceğim. Ben hırkamı diktim ve geldim. Hatta fazlasını yaptım. Düğmelerimi diktim. Bir tane de cebimi diktim. Videolarımın arasında tığ işi, ayıcık figürü yapımı diye arkadaşlar ayıcığımızın yapımı var. Burada tekrar anlatmayacağım. Bir de bu şekilde ayıcık hazırladım. Fakat ben gözlerini almayı unutmuşum. Amigurumi bebeklere kullanılan gözlerden takmayı planlıyorum buna. Pembe bir, şöyle yakından da göstereyim. Pembe bir ağız yaptım arkadaşlar ben buna. Pembe bir ağız burun yaptım. Bunu bu kısmına dikeceğiz. Daha bitmedi cebimizle işimiz. Şimdi ama ben size öncelikle cebi nasıl yaptığımı anlatacağım. Ayıcık da dediğim gibi diğer videolarımın arasında mevcut. Oradan bir tane bej renkte, hatta Alize Baby Best 310 numara kullandım. Bunu da ortasına da Alize Baby Best 55 numara kullandım. Pembe ipimi de herhangi bir ip olarak kullandım. Şimdi kartopunun kahverengi tonda bir ipini kullanıyorum. Etiketini atmışım arkadaşlar. Bunun kodunu bilmiyorum. Düğmelerim de bu tona en yakın olduğu için bunları seçtim. Şimdi dilerseniz hemen cep kısmının da yapımına başlayalım. Benim elim çok gevşek olduğu için 1.3 milim bir tığ kullanacağım. Bayağı ince. Sizin eliniz sıkıysa kendinize göre bir tığ seçebilirsiniz. Ben şimdi şöyle 25 tane zincir atıyorum. Çekiyorum. 3, 4, sık çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane zincirimi çektim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane doluyorum. 25.ye değil, 24.ye değil, 23.'ünün içine batıyorum. Zincirimin içine batıyorum. Bakın başına da doladım. 3 tane ilmeğimi tek seferde aldım. Tekrar başına doladım. Hemen yandaki zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde yalancı sık iğne yaparak sıra başına kadar devam edelim arkadaşlar. Toplamda burada kaç tane? 23 tane zincirlerimiz de dahil. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 tane olacak. 23 tane ikili trabzanımız olacak birazdan arkadaşlar. Şimdi ben bu zemini hazırlayıp geliyorum.
Şimdi tamamladım, geldim. Hemen 3 tane zincirle geri dönüş yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. 1 tane doladım. Artık ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen zincirimden sonra bakın. Şöyle ilk trabzanımızın arasından geçip ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir doluyorum. Bu sefer arkadan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yani tığ işi lastik çalışması yapıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde yavaş yavaş yapalım. Şimdi biz ilk sırayı yalancı sık iğne yaptığımız için biraz zor oluyor. Ama ikinci sıraya geçtiğimiz zaman çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz arkadaşlar bu trabzanları yapmaya. Hemen bir önden bir arkadan ilmeklerimizi alarak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ben burada çok net gösteremiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada daha net olarak anlatabileceğim. Çünkü ilk sıradaki ikili trabzan olmadığı için, yalancı sık iğne olduğu için siz çok net göremiyorsunuz muhtemelen şu an. Ben bu sırayı tamamlayayım. Bir sonraki sırada sizinle daha detaylı bir şekilde paylaşayım. Yapımı oldukça kolay. Bilen arkadaşlarımız zaten varsa kendi bildikleri gibi kendi teknikleriyle bu lastik çalışmasını yapabilirler. Arkadaşlar şimdi birebir hemen yalancı sık iğnelerimizin üzerinde yaptığımız ilk sırayı birebir şimdi aynen yine tekrarlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüyorum yalancı sık iğnelerimi yaptıktan sonra. Her sırada bu işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın öndeki, bakın zincir olan ve yanındaki trabzanım. Bir tane doluyorum. Bu trabzanın önünden ve arkasından, bakın üstünden değil, tam trabzanın ortasından ilmeğimi alıyorum. İki defa da çıkıyorum. Bir tane doluyorum. Bakın bu sefer arkadan, önden ve bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bir tane doluyorum. Önden bakın trabzanımın arkasından tekrar öne çıkıp ilmeği bu şekilde alıyorum. Şimdi arkadan bir önden arkadaşlar bu şekilde lastik çalışmamızı yapmış olacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapıyoruz ve son sıra cebimizin üst kısmında bir sık iğne uyguluyoruz. Ben şimdi 7 sıra lastik çalışmamı yapıp geliyorum. Sık iğne kısmını da birlikte çalışırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi ne yapıyorum? Burada her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Birlikte yapalım bu sık iğnelerimizi. Çok güzel bir görüntü oluyor sık iğne ile üst kısmı geçtiğimiz zaman. Ben tek sırayı yeterli buldum. Hani siz daha da yüksek yapmak veya daha tok dursun derseniz ikinci sırayı da geçebilirsiniz. Az bir yerimiz kaldı. Şimdi ben bu cebi hazırladım ama dikmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bu cebin sağ tarafı diktim. Sol tarafı bırakıyorum. Çünkü ben o kısma işleme yapmak istiyorum. Yani bir kafama göre, kendime göre bir süsleme yapmak istiyorum. O yüzden de orada şu an dikiş işlemi yapmayacağım. Size bu kısmı paylaşacağım tabii nasıl yaptığımı. Şöyle ipimi keserken biraz uzunca keseceğim dikiş için. Kalsın. Şurayı düzeltelim. Birebir aynı cebimizi hazırladık. Şimdi ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5. düzüme dikmişim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. düzüme dikeceğim. Sayarken de arkadaşlar şöyle 5. düzüme dikeceğim. Alttan da sayacağım. Aynı şekilde birebir eşit bir şekilde dikişlerimi yapacağım.
Şimdi ayıcığıma bu kısma montaj yapacağım arkadaşlar. O kısmı birlikte yapalım. Dediğim gibi buraya herhangi bir şu an dikiş çalışması yapmayacağım. Nakışı da paylaşmak isterdim sizinle fakat çok uzun sürecek. Öncelikle bu ayıcığımızın montajını yapalım. Şimdi bunun için de şöyle şu ipimle göstereyim, hatta yanıma almamışım o ipi. Şöyle bir sihirli halka yapıp bu sihirli halkanın içine başına doluyoruz. Tek seferde 3 ilmeği birlikte çekiyoruz. 2, 3, 4, yani yalancı sık iğne ile 5, 6, 7, 8 tane dolduruyoruz ve halkamızı kapatıyoruz ve en üstteki ilmek kaydırma yöntemiyle bu şekilde bu halkayı oluşturuyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu sökeceğim. Bunu sadece size göstermek için yaptım. Bu şekilde 2 tane sihirli halkayla 8 dolgu yapacağınız 2 tane de yuvarlak hazırlayın. Bu şekilde montajımızı yapmaya başlayalım. Şimdi bu ayıcığımı, daha önce hazırlamış olduğum ayıcığımı hırkama dikeceğim. Bakın 2 tane de hazırladım. Bunlar da dikilecek. Ama öncelikle ayıcığımızı şöyle hafif cebin içine girecek şekilde, çok fazla değil, böyle ucundan girecek şekilde hırkama dikeceğim şimdi. Şöyle şuradan bir ipimi çıkartacağım ki şu son düğümüm görünmesin. Arkadaşlar bunu kaydırma ihtimaliniz olabilir dikerken. O yüzden de mutlaka toplu iğneyle hani tutturursanız sizin için daha güzel olur. Kaydırma riskiniz ortadan kalkar. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Evet, bu benim için yeterli. Ben artık o kadar çok ayıcık diktiğim için toplu iğneyle uğraşmıyorum. Bu şekilde her yerinden, her köşesinden, yani makine dikişi yaparcasına sağlam bir dikiş çalışması yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Şu an bir sıkıntımız yok. Çok güzel oldu. Ayıcığımız tam ortalı bir şekilde oldu. Ben şimdi bu kısmı şöyle şurayı da kaldırarak dikip geliyorum arkadaşlar. Şimdi bu hazırladığımız, yalancı sık iğnelerle hazırladığımız kısımları da şöyle arkadaşlar hemen ayıcığın altına ceple ayıcık üzerine dikiş yapacağız. Şöyle monteleyeceğiz. Sanki böyle ayıcık ellerini kaldırmış gibi bir görüntü oluşacak burada. Şöyle ipimiz biraz kısa. Çok uzun bir ip gerekmediği için kısa bıraktım. Şimdi bunu da böyle buraya dikiyoruz. Yine bunu da aynı şekilde arkadaşlar sağlam bir dikiş yapacağız. Şöyle, ama buraya dikkat edin. Ayıcığın duruşuyla, hırkanın duruşunu düzelterek dikin. Bir potluk oluşturmasına sebep vermeyin. Şöyle ayıcığın içinden geçelim. Hemen şuradan bir tane daha. Tam Trabzan tepelerinden çıkmış olalım. Bu şekilde patilerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Küçük bir parça olduğu için tam böyle ikisinin ortasına montaj yapmak zorunda olduğumuz için biraz zor oluyor dikişi, gördüğünüz üzere. Cep daha çok görüntü olarak, fonksiyonel değil ama görüntü olarak bir duruşu var. Şimdi dikişimi tamamladım. Şurada arkada bir düğümle sabitliyorum bu kısmı. Ve hemen aynı şekilde diğer ayağımda dikeceğim.
Şu arkadaki fazla ipi almayı unutmayalım. Çok kötü bir huyum var. İğneyi hep ağzımda tutuyorum. Şimdi çok fazla burada vakit harcayacağımız için hırkanın anlatımında çok vakit harcamamaya çalıştım. Şimdi burası tamam. Hatta bu ayıcığımızı bakalım, şöyle bir kontrol edelim. Nasıl durmuş? Süper, bir sıkıntı yok. Şimdi bu ayağımızı da şöyle dikersek, biraz daha ayıcığın üzerine doğru değil de cep kısmına doğru dikeceğim. Evet, bu kısım biraz zorluyor arkadaşlar dikerken. Zaten beni takip edenler bilir, benim dikişle pek aram yoktur. Bu kadarına bile şükür diyorum bazen. İğnemin ucu da hani etamin iğnesi olması sebebiyle çok sivri değil. Kalın katmanlar olduğu için de geçirirken de zorluk çekiyorum şu an. Ve çok az kaldı. Şöyle şuradan bir kez daha batırırsak burayı da tamamlamış oluruz. Şimdi diğer cebi de arkadaşlar dikeceğim. Dikmeyecektim ama dikeceğim. Cebe göre şekil almak daha iyi. Çünkü cebin altında kalma riskini alamam. Çünkü nakış konusunda daha çok yeniyim. Şöyle kalsın biraz uzun. Şimdi diğer cebi dikeceğim. Diğer cebi de dikerken, yok önce cebi dikmiyoruz arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi buraya bu pembe renkle patilerimizin üzerine bir işleme yapacağız. Hemen pembe ipimi alıyorum. Şöyle en alta doğru batıyorum. Cepten itibaren batıyorum. Bakın arkadaşlar, cepten itibaren batıyorum. Şöyle yandan ya da şöyle yapalım. Yine aynı yere batalım. Sonra şöyle kenara batalım. Bu şekilde bir dolgu yapacağım buraya. Ağza yaptığım gibi bir dolgu olabilir. Şekil vermeye çalışmakla çok uğraşmayacağım. Maksat hani patiyi göstermek arkadaşlar. Şöyle hani şu bir tarafını fazla uzun bırakmışım. Siz buraya farklı şeyler de yapabilirsiniz. Hani kendi zevkinize göre. Ben şu anda oraya pembe bir dolgu yapıyorum. Birkaç tane batacağım böyle. Orada patiyi görünür hale getirmek için. Dediğim gibi arkadaşlar, göz unuttum ama şimdi sizlere göstermek için şey yapacağım, böyle bir siyah iple oraya göz yapacağım. Gözsüz kalmasın şimdilik. Daha sonra da boncuk takacağım ben oraya arkadaşlar. Şöyle bakın, şu şekilde patimi belirgin bir hale getirdim. Böyle pembiş pembiş, umarım görünüyordur. Hemen sonra yine diğer patime geçtim. Şuradaki fazlalık ipimi alayım. Şöyle şurayı düzeltelim. Aynı yere tekrar batalım. Şöyle yandan
düzeltme de yapayım şurayı. Bu şekilde tutturarak. Böyle birkaç tane yine aynı şekilde dolgu yapacağım arkadaşlar. Hep aynı yere batarak patide bir dolgu oluşturacağım. Pembe renkte. Görünürlüğü sağlamak sadece amaç. Sevimli bir görüntü elde etmek. Burada da aynı şekilde patide dolgumuzu yaptık. Şimdi arkadaşlar ben diğer cebimi de dikip geleceğim. Şöyle de bir şey söyleyeyim size. Mesela bu ayıcıkları yapmadan arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Mesela ayıcık olmadan cepleri dikip sadece boş haliyle kız ya da erkek bebeklere çok güzel bir alternatif olabilir. Çok ağır şık bir duruşu var çünkü. Lastiklerden dolayı çok ağır şık bir duruşu var. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde patimizi tamamladık. Pembiş pembiş bir görüntü. Dediğim gibi bir gözümüz eksik. Şu anda o gözü de tamamladığımız zaman burası tamam. Diğer tarafa da nakış yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi diğer cebi de dikeceğim. Hırkamı tamamlamış olacağım. Nakışı dediğim gibi siz kendi zevkinize, kendinize göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çünkü nakışı hani ben de çok başarılı değilim. Yeni öğreniyorum. Yeni öğrendiğim için de örtüm de kayıyor. Sizinle de paylaşmıyorum. O yüzden yanlış bir şeyler gösteririm, öğretirim diye. Şimdi bu haliyle çok minnoş, sevimli bir hal aldı. Gözleri yok tabii ki pati, sevimli patili arkadaşımın. Şimdi buraya da diğer cebi yapacağım. Şunu duş bırakın arkadaşlar. Şunu görmeyin. Bu şekilde kız ya da erkek bebeklere de inanılmaz şık bir hırka olur. Sade şık bir hırka olur. Ben şimdi hemen bu cebimi de dikeyim. Ondan sonra videomu sonlandırayım arkadaşlar. Nakışını da kendi kafama göre yapmaya çalışacağım. Sizler de kendinize göre bir nakış yaparsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar hırkamı tamamladım. Bakın şurada ayıcık olmazsa sade şık bir hırka olacak. Kız ve erkek bebekler için de çok güzel bir hırka olacak. Umarım sizler de severek beğenerek yaparsınız hırkamızı. Çok şık, ağır bir duruşu olduğu. Ben çok severek yaptım. İpimiz zaten pufur pufur kalın bir ip olduğu için çok gösterişli bir hal aldı. Ben size şöyle gösterebilmek için iki tane göz yaptım. Bir de şuraya minik bir fiyon koyacağım arkadaşlar. Gözü biraz daha bu taraflara yapıp minik bir fiyon koyacağım. Tam bitmiş halini Instagram'da görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da bir işleme yapacağım bahsetmiştim. Şu anda işlemeyi anlatmak çok uzun sürecek ve dediğim gibi ben çok başarılı olmadığım için bu konuda sizleri de yanıltıp yanlış bilgi verip çirkin şeyler elde etmemeniz için kendi kendime yapacağım. Umarım siz de severek beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Bebişleriniz için çok güzel bir hırka. Ben çok keyifle yaptım. Siz de keyifle yaparsınız umarım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Kanal aboneliği ücretsizdir. Ve daha sonraki videolarımdan da haberdar olabilmek için bildirim tuşunu açık bırakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.